Merhaba değerli dinleyicilerim. Paranormal Ansiklopedi isimli serimizde bugün sizlere ruh çağırmada gelen gerçekten de ruh mu yoksa cin mi konusu hakkındaki bilgileri sizler için derledim. İyi dinlemeler. Parapsikoloji konularında ciddi araştırmalar yapan kişilerin yoğun tartışmalar yaşadığı bu konudaki genel inanış, ruh çağırma seansları sırasında gelen varlığın gerçekten de ruh olduğu yönünde. Ancak konuya bir de farklı bir açıdan yaklaşan ruh çağırma sırasında gelen varlığın aslında ruh değil cin olduğunu savunan bir görüş de mevcut. Konuya ilgi duyanların dengeli bir kanaat oluşturabilmeleri amacıyla özellikle cin çağırma konusunda uzman olduğunu iddia eden bir ismin dinleyicilerimizin bazılarının bu gibi konularda kolayca kandırılmaya yatkın olabileceği nedeniyle isim vermekten özellikle kaçınıyorum. Ve bu konudaki görüşlerini bu videoda sizinle paylaşıyorum. Ruh çağırma adı verilen olaylar gerçek değildir. Cinler insanlarla iletişim kurabilirler. Ancak ruh çağırma diye bir şey yoktur. Allah'ın lütfundan faydalanan bazı ruhlar özellikle perşembe geceleri dünya alemine gelip yakınlarını görebilirler. Ancak Allah'ın kalp gözünü açtığı insanlar hariç kesinlikle hiçbir insanla iletişim kuramazlar. Cinler insanları kandırmak için kendilerini ruh diye tanıtırlar. İnsanların ruh çağırma amacıyla gerçekleştirdikleri çağırmalarda gelen varlık aslında cindir. Cinler uzun ömürleri olduğu için ruhu çağrılan insanı tanıyabilmekte, özelliklerini bilebilmektedir. Cahil insanların giriştiği ruh çağırma seanslarında anında gelip o insanlara ölen kişiyle ilgili bilgiler vermekte ve cahil insanları kandırmaktadır. İnsanların aldıkları bilgiler ile ölen kişiyle iletişim kurduklarını sanmalarına neden olmaktadır ve böylelikle o insanları kandırarak kendisine tabi kılar ve küfre sürüklemektedir. Cinler insanları nasıl kandırıyor? Günümüzde ruh çağırma ile ilgili birçok olay kayıtlara geçmiştir. Anlatılan olayların bütünü ele alındığında ruh çağırdığını iddia eden medyumlar ve bazı zatların anlattıklarının yalan olduğu açıkça görülmektedir. Çağrılan ruh ve anlattığı bilgiler paraleldir. Genellikle ünlü kişilerin ruhları çağrılmaktadır ve gelen varlık o kişiye ait birçok bilgiyi ayini düzenleyenlere iletmektedir. Bu bilgiler doğrultusunda gelen varlığın ruh olduğuna inanılır ve bu ayinler devam ettirilir. Hatta ülkemizde bu konuda çağırma kayıtları tutularak bilimsel çalışmalar yapılmıştır. Birçok ruh ile temas edilmiş ve bilgiler toplanmıştır. Ancak ben hepsinin yalan olduğuna inanıyorum. Çünkü gelen varlık ruh değil cindir. Ve cin, çağrılan ruh ile ilgili birçok bilgiyi bildiği için ayine katılanları çok rahat kandırmaktadır. Bu tür ruh çağırma seansları sonrasında birçok insan manevi hastalık sahibi olmuştur. Çünkü davete icabet eden cin, oradan ve kişilerden ayrılmak istemez. Çoğunlukla musallat olur. Bu gibi durumlar bilmeyerek cin daveti olur ve çağrılanlara büyük sıkıntılar verir. Kesinlikle yapılmasını tavsiye etmiyorum. Fincanla ruh çağırma ve musallat riski. İşin bir başka boyutu da günümüzde fincanla ruh çağırmadır. 7'den 70'i birçok kişi bununla uğraşmaktadır. Birçok denemede başarılı sonuç alınmıştır ve bir varlık gelmiştir. Ancak az önce de bahsettiğim gibi gelen varlık cindir. Ruhani alem bir fincan yardımı ile ulaşılabilecek kadar kalitesiz değildir. Bu konuda herkesin dikkatli olmasını tavsiye ediyorum. Bir fincan yardımı ve bazı tebliğler ile ruh çağırma ayinleri tehlikeli ve boştur. İşin tehlikesi gelen varlığın musallat olmasıyla sonuçlanabilir. Önce masumane heyecan ile başlayan bu ayinler İleride telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilir. Bunlara çok dikkat edilmelidir. İstisna durumlar söz konusu olabilir. Allah'ın izniyle bazı ruhlar dünyada yaşayanlar ile rüya veya zikir vasıtasıyla iletişim kurabilirler. Bu gibi durumlar kesinlikle paylaşılmaz ve bilinmez. Bu istisnalara erişmek kesinlikle bir fincan yardımıyla olmayacaktır. Peki cin çağırma gerçek mi? Cin çağırma denilen vaka ise gerçektir. Özellikle hüddam denilen ilim sayesinde cinlerle iletişim kurulup
cinler hizmet için kullanılabilirler. Ancak bu yolda çok meşakkatlidir. Kesinlikle kolay değildir. Ben denenmesini ve uğraşılmasını kesinlikle tavsiye etmiyorum ve uğraşmıyorum. Cinler konusunda yaptığım araştırmanın yegane sebebi onların varlığı ve bilinmeyenlerini Kur'an-ı Kerim ve bilim ile açığa çıkarmak içindir. Onlarla iletişim kurmanın hiçbir yolunu paylaşmayı uygun bulmuyorum. Değinmek istediğim özel bir husus var. Her insan cinlerle irtibat kuramaz. Bazı kişiler istemeseler de cinlerle irtibat halindedir. Çünkü onların iletişim kanalları diğer insanlara göre daha açıktır. Bazı kişiler ise ne kadar isteseler de istesinler iletişim kuramazlar. Çünkü cinler alemine geçit yapamazlar. Cinlerle yapılan bağlantı insanın cinler alemine geçmesi veya cinlerin insan alemine gelmesiyle olur. Her insan cinler alemine geçecek kadar dirayetli değildir. Çoğu olayda cinler insan alemine geçmiş ve temessül veya bizzat gözükerek iletişim kurmuşlardır. Çoğu olayda temessül ederek, yani bir insanın bedenine girerek o insanın ağzından konuşup iletişim kurmuşlardır. Cin çağırmak caiz midir? Cin çağırmak dinen caiz değildir. Her yaratılan kendi aleminde yükümlüdür. Allah isteseydi arada perde bırakmaz, insanlar ve cinleri tek bir alemde yaşatabilirdi. Cin çağırmak cinleri de rahatsız eder. Bazı cinler bu tür ayinleri severek gelirler. Çünkü insanları kandırmak onların hoşuna gider. Bu tür cinler genelde şeytani cinlerdir. Ancak Müslüman cinler mecbur kaldıklarında bu tür davetleri icabet ederler veya kendilerini çağıran kişinin takva derecesine bakarlar. Cin çağırma seanslarında genelde art niyetli ve Müslüman olmayan cinler gelirler. Bu tür cinler insanlar tarafından rahatsız edildiklerini düşünüp zarar vermek isterler. İnsanlar davet etti, biz gittik diye düşünürler. Cin çağırma olaylarında lambaların sönmesi, garip sesler duyulması ve benzerleri onların insanları korkutma yöntemleridir. Ben cin çağırma olayının ve cinleri kullanma becerisinin iyiye kullanıldığında muhteşem sonuçlar doğuracağına inanıyorum. Günümüzde birçok ülke gizliden bu konular üzerinde çalışmaktadır. Ancak ülkemizde henüz bilinen çalışma sayısı çok azdır. İnşallah en kısa zamanda ülkemizde de bu konuların üstüne düşecek bilim adamlarımız yetişecektir ve geleceğin bilim dalı olan bu konular üzerinde çalışmalar yapılacaktır. Değerli dinleyicilerim, bir paranormal ansiklopedi videosunun da sonuna geldik. Sizler bu video hakkında ve bu uzmanın söylediği düşünceler hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayalım. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.